Arkası Yarın. İmtihan 8. Bölüm. Yazan ve yöneten Mehmet Köseoğlu. Ses kayıt Halil Güntekin. Montaj Halil Karabacak. Cahide büyük depremde ailesini kaybedince aynı köyde Sıdıka ananın yanında büyür. Sıdıka'nın oğlu Murat tıp fakültesindeki stajı biter bitmez Cahide ile evlenecektir. Ancak zengin iş adamı Münir Bey'in şımarık kızı Zuhal, Murat'a sevdalanınca işler karışır. Bu sebeple Zuhal'in ailesi Murat'ı Avrupa'da yapılacak tıp fuarına götürmeye ikna ederler. Bunu fırsat bilen muhtarın oğlu Kaya, Murat'ın Avrupa'ya gönül eğlendirmeye gezmeye gideceğini, köye gelmeyeceğini, kendisinin de Cahide'ye sevdalı olduğunu söyleyince Cahide onu kapıdan kovar. Fena halde sinirlenen Kaya, Cahide'yi kaçırmaya karar verir. Başaramayınca Sıdıka anayı öldürür ve hapse girer. Cahide İstanbul'a bir köylüsünün yanına sığınmıştır. Ancak fakir olan bu ailenin yanında daha fazla kalamayacağını anlayınca yaşlı bir kadının bakıcılığını yapmak üzere anlaşır. Doktor Murat, doktorluğun yanında şirket işleriyle de ilgilenmektedir. Doğumu yaklaşan Zuhal, Murat'tan habersiz doğacak olan çocuğu aldırır. Cezaevinde yatan Kaya, uyuşturucu ticaretine başlamıştır. Bakıcılığını yaptığı kadın Cahide'yi oğluna istemektedir. İşte döndük dolaştık geldik İstanbul'a Zuhal'cığım. Evet anneciğim, sen ne dersen de İstanbul sosyetesini hiçbir şeye değişmem. Kocan nerede? Bizi karşılamaya gelmeyecek miydi? Gelecekti, haber vermiştim. Ay, Paris'ten aldığımız giysileri görünce sosyete şok olacak, şok. Bana kalırsa asıl şok olacak kocam. Aa, neden şok olacakmış? Ay anne, aklın fikrin modada. Unuttun mu, bebeğimi aldırdım ya. Ay, unutmuştum ayol. Bakalım kocan seni böyle karnı inmiş dal gibi görünce ne yapacak? Unutma, otelin banyosunda ayağın kaydı, yere düştün, hastaneye götürünce de doktor çocuğunu aldı. Tamam mı? Başka bir şey söyleyip de kocanı kızdırma. Ay, tamam tamam. Ayrıca kızarsa kızsın, ne bu canım? Merhaba, hoş geldiniz. İşte geldik hocam. Hayatım, buradayız bir tanem. Çok bekletmedim ya sizleri. Yok canım, uçak yeni inmişti alana. O da ne? Ne oldu hayatım? Karnın inmiş. Sen hamile değil miydin? Sorma sevgilim, başıma neler geldi neler. Çocuğa ne yaptın Zuhal? Lütfen Murat, havaalanının ortasında tartışmayın. Herkes bize bakıyor. Bir an önce evimize gidelim. Ne konuşulacaksa orada konuştuk. Söyle bakalım, karnındaki çocuğa ne oldu? Çocuk. Sen başka bir şey bilmez misin? İnsan önce karısına bir hoş geldin der. Hoş geldin. Evet, şimdi anlat bakalım. Doktorları aldı. Ne? Peki neden? Ne oldu da aldılar? Otelde banyoda bir kaza geçirdim. Ayağım kaydı, yere düştüm. Hastaneye kaldırdılar. Orada da doktorlar bebeğin zarar gördüğünü söyleyip rapor aldılar. Nerede rapor? Ne raporu? Bebeğin alınma gerekçesini gösteren rapor. Ay, ne raporu canım? Bize öyle söylediler. İnanmıyor musun bana Murat? Evet, inanmıyorum. Yalan söylüyorsun. Çocuğu bile bile aldırdın. Diyelim ki öyle. Bebeği aldırdım. Ne olmuş yani? Aman Allah'ım, nasıl yaparsın bunu Zuhal? Seninle bu konuyu daha önce konuşmamış mıydın? Olabilir ama yalnız sen istiyorsun diye çocuk doğurmak zorunda değilim. Zorundasın. Karnındaki o çocuğun babası benim. Sen babasıysan ben de annesiyim. Anne lafını ağzına alma. Ona layık biri değilsin sen. Lütfen kolumu bırakır mısın? Canımı acıtıyorsun. Aldırdığın o çocuk karnında yaşıyordu. Senin benim gibi nefes alıyordu, besleniyordu. 3 ay sonra da dünyaya gözlerini açacaksın. Kusura bakma, çok yorgunum. Uçak sarstı. Hemen yatıp uyumak istiyorum. İyi geceler. Allah'ım, ne yaptım ben? Nasıl oldu da Cahide gibi bir değerin kıymetini 3-5 kuruşluk zengin olma sevdasına satabildim? Nasıl oldu da zenginlik sevdasına bir cani ile evlendim? Ah, güzeller güzeli Cahide'm. Ah. İlahi, herkesi sıkıntıdan kurtaran yalnız sensin. Bizi dünyada ve ahirette sıkıntıda bırakma. Muhtaçlara her şeyi gönderen yalnız sensin. Dünyada ve ahirette bize faydalı olan şeyleri gönder. Bizi kimseye muhtaç bırakma. Amin. Velhamdülillah Rabbil Alemin. Amin kızım. Ağzına sağlık. Nasıl şimdi, daha rahatsın değil mi? Elbette Ferhan ana.
Dünyada insanın Allah-u Teala'ya en yakın bulunduğu an namaz kıldığı zamandı. Ahirette ise Allah-u Teala'yı gördüğü an olacaktır. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim Cahide kız. Ama sakın beni yanlış anlama olur mu? Estağfurullah. Yanlış anlayacak neyim kaldı ki? Neyse söyleyin. Oğlumu gördün, tanıdın. Evet. Oğlum diye söylemiyorum. Noksanları olabilir ama haramda gözü olmadı. Benim çekilmez olduğum zamanlarda sabırla, ana rızası deyip sabreyledi. Diyeceğim, eğer uygun görürsen seni oğlumla evlendirmek istiyorum. Ne? Evlendirmek mi? Şaşırma kızım. Beraberiz, çok mutluyuz. Ama bu ne kadar böyle devam edebilir ki? Seni ömür boyu kızım, gelinim olarak görmek isterim. Eğer kabul edersen tabii. Ama olmaz dersen de darılma. Öyle ani oldu ki Ferhan Ana. Ne diyeceğimi, nasıl cevap vereceğimi bilemiyorum. Acelemiz yok. Nasıl olsa buradasın. Benim yanımdasın. Söylediğim gibi, oğlumla evlenmesen bile seni bırakmam. Senin de beni bırakmanı istemem. Sen bana yaşama gücü verdin. Hayata bağladın. Her an imtihanda olduğumuzu, kulluğumu hatırlattın. Ben kadere inanmış, ona teslim olmuş biriyim Ferhan Ana. Kader de yazılıysa başa gelecektir. Müsaadeniz olursa bu teklifinizi biraz düşüneyim. Elbette kızım. En ufak bir tesir altında kalmadan kararını ver. Villanızı pek beğendim kızım. Deniz de görüyor. Nasıl, Murat da beğendi mi? Bilmiyorum anne, sormadım. Neden, görmüyor musun? Avrupa'dan döndüğümüzden beri pek görüşemiyoruz. Eve gelmiyor mu? Yok, gelmesine geliyor da geç geliyor. Geldiği zaman da doğru odasına gidip yatıyor. Bana bak, yoksa çocuğu aldırdığın için kavga mı ettiniz? Evet. Çok mu kızdı? Bildiğin gibi değil. Beni katillikle suçladı. 3 ay sonra doğacak bir çocuğu nasıl öldürürsün diye kıyameti koparttı. İyi de uydurduğumuz yalanı söylemedin mi? Çocuğu doktorlar mecburen aldı demedin mi? Dedim. Ama yutmadı. Rapor mapor istedi. Ben de kızıp aldırdığımı söyledim. Hadi üzüm var, ayva var, elma var, armut var. Ay, hizmetçi kıza söyleyeyim de meyve alsın. Evde kalmamış, riskiyle iyi gidiyor. Kezban. Buyurun hanımcığım. Aşağıdan seyyar satıcı geçiyor. Ne kadar meyve varsa al, dolabı doldur. Peki hanımcığım. Taze meyveler. Üzüm, muz, elma, armut yok mu? Meyveci. Meyveci. Buyur abla. Arabadaki bütün meyveleri tart bana. Hepsini mi? Evet, hepsini. Yalnız çürükleri istemem, tamam mı? Merak etme, çürükleri ayırırım. Tamam, hepsini tarttım. Torbalara koydum, taşıyabilecek misin? Ben nasıl taşıyayım? Hepsini sen getireceksin eve. Peki. Takip et beni hadi. Sen bu evin hizmetçisi misin? Evet. Çok güzel bir evmiş. Ev değil, villa, villa. Böyle büyük yerlere villa denir. Hadi gir içeri. Peki nereye konacak? Şuraya bırak da paranı getireyim. Peki abla. Oh, ne güzel bir ev. Eşyalara bak, hepsi pırıl pırıl. O da ne? Şu resimdeki adamı bir yerden tanıyorum ben. Vay canına ya. Şu sarışın kadının yanındaki adam Sıdıka Ana'nın oğlu Doktor Murat değil mi? Vallahi da billahi da o. Yanındaki kadın da o sosyete güzeli galiba. Nereye bakıyorsun öyle satıcı? Şu duvardaki resme bakıyorum. Kim bunlar? Evin sahipleri. Şu adamı bir yerden tanıyor gibiyim. Doktor değil mi bu? Doktor. Zuhal Hanım'ın kocası Doktor Murat. Hem sen nereden tanıyorsun onu? Doktor ya. Hastanede filan görmüşümdür. Görmüşsündür tabii. Şimdi Haydarpaşa'nın Mune Hastanesi'nde çalışıyor. Çok iyi adamdır. Yanındaki de karısı değil mi? Evet. Hadi başka soracağın yoksa al paranı da git. Şimdi hanımefendi buraya gelir de seninle konuştuğumu görürse kızar bana. Niye ki? Niye olacak? Çok hanımefendidir o. Evde çalışanların onunla bununla konuşmalarından hoşlanmaz. Tamam, gidiyorum. Ara sıra uğra da meyve getirir mi? Peki, getiririm. Vay be, nereden nereye? Cahide bacının eski nişanlısı Doktor Murat demek bu evde oturuyormuş. Cahide bacıyı neden bıraktığı da belli oldu. Zenginlik için, para için yapmış bunu. Ayakların nasıl Ferhan Ana? Ağrıyorsa merhem süreyim mi? Zahmet etme kız. Bugün biraz daha iyice. Sabahleyin abdest alırken telefon çalmıştı. Kimdi arayan? Kimse değildi Ferhan Ana. Numarayı yanlış çevirmiş. Ben de oğlum aradı sanmıştım. Hüseyin Bey mi? Evet, 10 gün oldu gideli aramadı. Çok seyahat ediyor. Belki de bu yüzden fırsat bulamamıştır. Biliyorum. Evlense de kurtulsa şu gidip gelmelerden. Yılda 3-4 kere yüzünü görebiliyorum aslanım.
Kapıcı olabilir, ben açarım. Kim o demeden açma kızım, zaman kötü. Kim o? Cahide Hanım'ı arıyorum. Ben köylüsüyüm, çoban Avni. Avni ha? Dur açıyorum. Avni kardeşim sensin. Benim ya Cahide bacı, merhaba. Beni şaşırttın. Gel içeri, kapı önünde bekleme. Ben yalnız sen girmeyeyim abla. Gir, yalnız değilim. Peki. Burada oturduğumu nereden öğrendin bakalım? Yakacık'taki Sabri amcalardan almıştım adresini. Kimmiş gelen kızım? Ah öyle ya, unutmuştum. Yabancı değil, köylü mü olur? Bizim köyün çobanı Avni. Öyle mi? Hoş geldin delikanlı. Hoş bulduk, öpeyim teyze. Demek Cahide kızımın köylüsüsün öyle mi? Evet hanım teyze. Hani sana sözünü etmiştim ya Ferhan Ana, muhtarın oğlu Kaya'dan beni kaçıran Avni. Hatırladım, Allah razı olsun. Büyük iyi değil dokunmuş sana. Nasılsın Avni oğlum, köyden mi geliyorsun yoksa sen de mi İstanbul'da gurbettesin? Gurbetteyim teyzeciğim. Pazarcılık yapıyormuşsun öyle mi? Evet Cahide bacı, her gün bir başka semtteyim. Ne yaparsın, ekmek parası? Siz konuşun, ben odama gidiyorum, biraz uzanacağım da. Peki Ferhan Ana. Avni kardeş, mühim bir haber mi var? Murat abi. Susma, konuş, bir şey mi oldu Murat'a? Hayır, tesadüfen oturduğu yeri öğrendim Cahide bacı. Sahi mi? Nerede oturuyormuş peki? Moda'da, kocaman bir villada. Onu gördün mü? Hayır ama karısıyla birlikte çekilmiş fotoğrafını gördüm. Karısıyla birlikte mi? Evet. Villanın hizmetçisi benden meyve aldı. Ben de meyveleri evin içine kadar götürdüm. Baktım salonda kocaman bir resim vardı. Murat abiyle karısının resmiydi. Demek evlendikleri doğru. Evet doğru Cahide bacı. Çok zengin bir hayat yaşıyor. Oturduğu villayı görme, kim bilir kaç milyar eder. Doktorluğu bırakmış mı yani? Yok, Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde çalışıyormuş. Hizmetçisi söyledi. Şimdi beni neden terk ettiği belli oldu Murat'ın. Demek para için, dünya malı için evlenmiş o kızla. Doktor maaşıyla ne öyle bir ev alabilir ne de öyle bir hayat yaşayabilirdi. Yazıklar olsun sana Murat. İnsanoğlu hiç belli olmuyor demek. Ya o ırz düşmanından, ondan bir haber var mı? Mapushane ağası olmuş diyorlar. Ne ağası? Mapushane ağası. Damdakilere uyuşturucu satıp para kazanıyormuş. Acayip derecede köşeyi dönmüş diyorlar. Köyde ırz düşmanı ağası, mapushanede uyuşturucu ağası. Ne olacak? Ağa kısmı dışarıda da ağa, içeride de ağa bacı. Anlatılanlara göre sende hala gözü varmış namussuzun. Hala unutmamış mı beni alçak köpek? Dışarı çıkayım, ilk işim Cahide kızı bulmak olacak. Onun yüzünden düştüm mapusa diyormuş. Demek böyle diyormuş ha. Aman Avni kardeşim, burada olduğumu sakın kimselere söyleme. Adresimi senden başka bilen yok. Söyler miyim hiç? Onun öfkesi yalnız sana değil, bana da. Evet duydum, bana yardım ettiğini öğrenmiş alçak. Öğrenmiş ya. Avni denen o nanköre haddini bildireceğim diyormuş. Zaten bu yüzden kaçtım köyden. O zalimden her türlü kötülük beklenir. Kendine mukayyet ol. Şu anda hapiste ama af çıkmasa bile yıllar öyle çabuk geçiyor ki sana bir kötülük edebilir. Biliyorum ama İstanbul koca şehir, beni öyle kolay bulamaz. Neyse müsaadenle ben gideyim, rahatsız etmedim ya. Yo iyi oldu. Ne zamandır ben de kendimle ilgili bir karar vermeye çalışıyordum. Sen buna yardımcı oldun. Geldiğin için teşekkür ederim. Hoşça kal Cahide bacı. Allah yardımcın olsun. Senin de kardeşim. Burayı öğrendin ya, ne zaman başın dara gelirse gelebilirsin. Köyümden bir tek sen kaldın hatıra. Allah'a ısmarladık. Güle güle abim. Bitti. Artık her şey bitti. Bir yanda dünya ve zenginlik hastası bir sevgili. Diğer yanda ırz düşmanı bir cani. Allah, her ikisinden gelecek kötülüklerden sana sığınırım. Misafirin gitti mi kızım? Gitti Ferhan Ana. Üzülmüş gibisin. Kötü haberler mi verdi sana? Benden oğlunla evlenmemi istemiştim Ferhan Ana. Evet yavrum. Eğer hala beni gelinin olarak görmek istiyorsan oğlunla evlenmeyi kabul ediyorum. Ay yavrum, güzel yavrum. Beni öyle mutlu ettin ki. İyi ama neden ağlıyorsun sen? Önemli değil ana. Sevincimden, mutluluğumdan ağlıyorum. Ve aradan 3 yıl geçer. Hüseyin'le evlenen Cahide'nin bir kız çocuğu olur. Adını Asuman koyarlar. Evlendikten sonra şirkette idari bir göreve atanan Hüseyin Bey tam bir ev erkeği olmuştur. Cahide kocasından son derece memnun olmasına karşılık
Doktor Murat'ı gönlünden hala çıkartıp atamamıştır. Babacığım. Efendim bebeğim. Bana oyuncak bebek alır mısın? Daha yeni aldık yavrum. Her gün oyuncak mı alınırmış? Bana ne istiyorum işte. Bu bebek eskidi. Tamam benim güzel kızım, alırım, merak etme. Bakıyorum da kızının bir dediğini iki etmiyorsun bey. Aman hanım, sen ne dedin de yapmadım ki. Biliyorum, 3 yıldır evliyiz. Daha bir kere olsun gönlümü kırmadın. Allah senden razı olsun. Allah senden de razı olsun. Hayatımın en mutlu anları evlendikten sonra başladı benim. Bugün bacaklarım çok kötü. Ay, yağmur mu yağacak ne? Babaanneciğim. Babaannen seni yaradana kurban olsun. Bana bir tane masal anlatır mısın? Daha biraz evvel anlattım ya yavrum. Yine anlat. Kırmızı başlıklı kızı. Hayır, her gün aynı olmaz. Bu sefer Aslan Bey masalını anlatayım sana. Aslan Bey masalı mı? Yaşasın. İlk defa anlatacaksın değil mi babaanne? Hadi tatlım, yaşadın işte. Biliyor musun oğlum? Kızın sana çekmiş. Asuman'ın yaşındayken bana devamlı masal anlattırırdın. Dünya böyle anne. Yıllar önce oğlunu anlattıklarını şimdi de torununu anlatıyorsun. Hadi kızım. Babaannen sana odada masal anlatırken ben de televizyonda haberleri dinleyeyim. Haberler bir hayli oldu başlayalı. Ha, ne dersin? Hadi babaanne benim odaya gidelim. Peki bir tanem gidelim. Sonunda konferansa davet etti. Günlerce siyasilerce tartışması yapılan bir konu nihayet start aldı sevgili seyirciler. Yüzlerce mahkumun ve mahkum ailelerinin beklediği af konusu Meclis Af Komisyonu'nda kabul edildi. Sert tartışmaların yaşandığı ve yumrukların konuştuğu Meclis Af Komisyonu'nda çıkan kavga güçlükle önlendi. Meclis Genel Kurulu'nda şimdiden daha da sertleşeceği anlaşılan af konusunun önümüzdeki günlerde genel kurula sevk edileceği bekleniyor. Bravo. Ne var karıcığım, bir şey mi oldu? Yok hayır, birden dilimi ısırdım. Senin Sıdıka Ana'yı öldüren ağoğlu da yaralanır bu haftan sanırım ha? Bilmem, Allah fırsat vermez inşallah. İnşallah. İmtihan adlı oyunumuzun 8. bölümünü dinlediniz. 9. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.